Öncelikle bu röportaj için Hakimiyet Gazetesi başta imtiyaz sahibi Ahmet Bey'e ve ekip arkadaşına teşekkürlerimi bildireyim. Yeni Refah Partisi ve Ahmet Akman olarak. Biz 31 Mart yerel seçmenini genel olarak, global olarak değerlendirmek istediğim zaman seçmenimiz 3 önemli mesaj vermiştir partilere. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne şu mesajı vermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ben seni yerel yönetimlerde iktidar sahibi yapıyorum. Siz burada göstereceğiniz başarı ve başarısızlık bir sonraki yerel seçimlerde ve genel seçimlerde değerlendirmeye tabi tutacağım. Çünkü 24 yıldır AK Parti'ye vermiş olduğumuz yerel iktidarı AK Parti son özellikle son 10 sene içerisinde yerel imkanları, yerel maddi unsurları yağmalaması, yoksulluk artırması ve yolsuzluğu bir genel kural haline getirmesinden dolayı ben AK Parti burada cezalandırıyorum, hı hı, ve seni yerel seçimde de iktidar yapıyorum demiştir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş olduğu mesaj. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu mesaj hakkında şunu diyor. Burada göstereceğiniz başarı ve başarısızlık. 2. Milletin inancına ve tarihine göstereceğiniz saygı ve saygısızlık. Bir sonraki seçimlerde, genel seçimlerde ve iktidar merkezi seçimlerde benim için bir referans olacak. Buna göre karar vereceğim. Siz de çalışmama ona göre yapın. AK Parti'ye de şu mesajı vermiştir. Sizin yapmış olduğunuz yerel seçimlerdeki uygunsuzluklar, başarısızlıklardan dolayı cezalandırıyorum. Ama 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanı seçiminde hem de milletvekili seçiminde vermiş olduğum merkezi hükümet iktidarını devam ettirin. Devam ettirin. Buradaki faaliyetleriniz, şehirlerimizin ve ülkemizin problemlerini ve Türkiye'nin dış politikadaki yapacağı başarı ve başarısızlıklara göre bir sonraki seçimde ben sizleri tekrar değerlendireceğim. Eğer kendinizi düzeltmez iseniz siyasi olarak ben sizi mevti hale getireceğim de zımmen mesajını vermiştir. O nedenle siz tüm çalışmanızı ona göre yapın. Bunun akabinde şunu da mesaj vermiştir. Evet. Sakın ha yerel seçimlerde, yerel iktidarda olan diğer partilerin adaylarına karşı yanlış yapmayın. Eğer siz onları cezalandırırsanız yönetim olarak bir sonraki seçimlerde ben sizi ciddi anlamda cezalandırmanızı bilmenizi gerekiyor. Bu mesajı da AK Parti'ye dolaylı olarak vermiştir. Burada en büyük mesaj Yeniden Refah Partisi'nin olmuştur. Yeniden Refah Partisi şunu demektir. Ben geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin faaliyetlerinden dolayı her ne kadar yerel iktidara vermiş olsam dahi bir güvensizlik konusu var. Hala da o güvensizlik izale edilmiş değil. AK Parti'nin de 24 yıl içerisinde yapmış olduğu yanlışlar ve şu andaki devam eden yanlışlar eğer düzeltemese siz bu denetim mekanizmasını toplumsal muhalefet görevini ben Yeniden Refah Partisi'ne veriyorum. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçim, yerel yönetimlerde, AK Parti'de, merkezi hükümette denetlerseniz, onları doğru yola sevk ederseniz ve burada gösterdiğiniz başarı eğer bu milletin beklentilerini karşılarsa bir sonraki seçimlerde hem yerel seçimlerde hem de merkezi hükümette iktidar alternatifi sizin olduğunuzu mesajı vermiştir. İnşallah bizler de Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyeleri olarak, genel başkanımız olarak önümüzdeki seçimlerde, önümüzdeki günlerde bu işleri yapacağız. Muhtemelen seçmenin vermiş olduğu bu mesajı doğru algılayarak toplumsal ana muhalefet görevini yaparak milletimizin önünü maddi ve manevi kalkınma konusunda açacağız inşallah. Elazığ için önce değerlendireyim. Çünkü ben her ne kadar İstanbul'da olmama rağmen, yani İstanbul Kurucular Kurulu üyesi olmama rağmen, evet, ama bizim atalarımız Elazığ'da, bizim Elazığ'a hizmet etme gibi bir yükümlülüğümüz var. Biz Elazığ'da 13-15 Şubat tarihleri arasında bir genel anket çalışması yaptık. Yeniden Refah Partisi ve Ahmet Akman olarak. Biz Yeniden Refah Partisi'nin oyunu %17.75 olarak biz bunu tespit ettik, evet, gördük. Ama Elazığ'a geldik, bu anket çalışmasının değerlendirme sırasında gerek adayımızın, gerek il teşkilatımızın ekip çalışma ruhundan uzak olduğu için maalesef 17.75 üzerine bir oy alamadık. Hı hı. Bu bizim teşkilat ve adayımızın bir kusur olarak görmek lazım. Hı. Bunu da kabul etmemiz lazım. İnşallah biz bundan ders alacağız. Bir sonraki seçimlerde bu yanlışları yapmayarak doğru tespitler, doğru adaylar, doğru çalışma metodolojisiyle
İnşallah biz önümüzdeki senede Elazığ'da hem belediye seçiminde hem de yerel merkezi seçimlerde, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerde biz inşallah Elazığ'ın birinci partisi olma konusuna yaklaşmış bulunmaktayız. Bunu gerçekleştireceğiz inşallah. İlçelere gelince, tabii ilçelerde yerel şartlar önemli. Evet. Adayın kendisi partinin daha ön plana çıkıyor. Bunu kabul etmek lazım. İlçelerimizdeki doğru adaylarla kazandığımız yerlerde biz doğru sonuç aldık. Ve ilçelerde Alacakaya ve Sivrice'yi biliyorsunuz Yeniden Refah Partisi aldık. Bunu artık belediye başkanımız seçti. Bundan sonra ne yapmamız lazım? Artık bizim Yeniden Refah Partisi olarak, milli görüş olarak özellikle Sivrice'de ve Alacakaya'da doğru kalkınma hamleleriyle belediye başkanlarımızı yönlendirerek bir ilçede kalkınma hamlesini başlatıp orada gelecek seçimlerde Yeniden Refah Partisi'ne bir artı değer kazandırarak aynı zamanda bu artı değeri ilimize de taşıyarak bir sonraki seçimde bize faydalı olacağını düşünüyorum. Yani vatandaşların güvenini kazanacaksınız. Tabii, aslında. Kesinlikle. Çünkü vatandaşın en önemli konusu işsizlik. İki, fakirlik, fukaralık ve yoksulluk. Üçüncüsü de bu belediyedeki oluşan yolsuzluk algısı. Bizim bunu ortadan kaldırmamız lazım. Zaten biliyorsunuz tüm belediyelere biz hem Elazığ'da inşallah hem de Türkiye'de rüşvet alan da veren de melun yazısı yazmamızın ana esprisi de yolsuzluğu ortadan kaldırarak yoksulluğu da ortadan kaldırmaktır. Peki son kez bir soru sorayım. Bugün AK Parti İl Başkanı Şerefettin Yıldırım bir açıklamada bulundu. İşte ilk bugünden itibaren sahada olacağız, vatandaşlarla iç olacağız gibi. Siz de hani eksikliklerinizin olduğunu belirttiniz. Siz ne gibi planlamanız var mı ya da ne yapmayı düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi ben özellikle burada belki bu cümleyi ilk defa kullanacağım. AK Parti Sayın Başkanı da bunu bilsin. Artık AK Parti Türkiye'de ve Elazığ'da yaşayan bir cesettir. Evet. Bunu kendilerine kabul etmesi lazım. Çünkü AK Parti artık ruhunu kaybetmiştir. Şu anda AK Parti bir rigor mortis dönemi yaşıyor. Yani ölüm sertliğini, ne zaman çökeceği, ne zaman düşeceği bu bir zaman meselesidir. Çünkü AK Parti'ye ruh veren tüm siyasi kadrolar ya bilerek diskalifiye edilmiştir ve içerideki huzursuzluk ve yanlışlardan dolayı rahatsız olup o partiden ayrılan insanlardır veya o parti içerisinde pasifize olan insanlardır. İnşallah Yeniden Refah Partisi hem AK Parti içerisindeki seçmenin beklentileri hem Türkiye'deki gerek MHP olsun gerek Cumhuriyet Halk Partisi olsun ve diğer partilerin seçmenin beklentisini karşılayarak inşallah bir sonraki seçimlerde o ruhu biz temsil edeceğiz. Biliyorsunuz biz kurucular kurulu üyesi olarak Ahmet Akman olarak bizim bir ARGE merkezimiz var. Evet. Başında Profesör Doktor Doğan Aydar hocamız var. Biz buraya mutfakta çalışan bir ekibiz. Bizim şu anda yıllık 150 milyar dolarlık bir kaynak paketimiz var. Bunu kitapçık haline getirdik. Tüm partilere de dağıttık. İnşallah bunu 150 milyar doları 200 milyar dolara taşıyacağız. Bu Türkiye'nin borç ve faizden kurtulması için kaynak üretmeniz lazım. Eğer siz kaynak üretemezseniz o zaman bir borçlanacaksınız, iki vergiler artıracaksınız, üç varlık satış yapacaksınız. Bu Türkiye'nin aleyhine bir durum ve Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta bu. O nedenle yeni borçlanmalar yapılmadan sizin kaynak üretmeniz lazım. 150 milyar dolar biz Türkiye için kaynak ürettik. Elazığ için biliyorsunuz daha önce de sizlere arz etmiştik ya yerel basına, özellikle Hakimiyet Gazetesi'ne. Bizim Elazığ için 6 büyük makro projemiz var. Bunun birincisi ferrokrom, entegre ve paslanmaz çelik üretim üssü. Biz burada inşallah 1 milyon ton yıl kapasiteyle 5 ile 6 milyar dolar bir yatırımla 4000 kişinin nitelikli istihdam yapacağız. Ve burada bizim ücretimiz aylık çalışanlarımıza 4000 doların altında olmayacak. 4000 doların üzerinde bir ücret vereceğiz. Ve bu Elazığ'a yıllık 5 milyar dolar bir ihracat hedefliyoruz. Bunun dışında ikincisi biliyorsunuz Elazığ'ın en önemli konu tarım ve hayvancılıklarda ovaları. İşte Ulu Ova'mız var, Kuz Ova'mız var, Yarımcı Ova'mız var, Bermaz Ova'mız var. Buranın suyla buluşturularak bitkisel üretimin artırılması ve hayvancılığın geliştirilmesi. Bununla ilgili ovaların suyla buluşturma projemiz var. Burada da inşallah hızlı bir şekilde eğer bunlar ovalar suyla buluşursa sanıyorum maksimum 2 yıl içerisinde Elazığ tarım ve hayvancılıkta hem de Elazığ'ın ekonomik düzenleme açısından çok önemli bir konu. Üçüncü konu biliyorsunuz bizim Sivrice'de Azot sanayimiz vardı. Evet. Burada DAP gübresi üretiliyordu.
Biz inşallah milli kaynak paketlerimizde de var. Düşük kalorili linyetlerden sıvı gübre imal edeceğiz. Burada 210 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız. 220 kişilikte inşallah bir istihdam yapacağız. Ve biliyorsun Sivrice'ye orası üretim yerini kapattı bugünkü iktidar ve oraya hapishane yaptı. Aslında hapishane insanlar niye gider? Ekonomik yetersizlikten dolayı suç işlerle oraya giderler. Biz inşallah bunu tersine çevireceğiz. O hapishane yerine önümüzdeki günler genel başkanımız Elazığ'a geldiği zaman biz basın mensuplarını da çağıracağız. Orada tekrar deklar edeceğiz. Hapishanenin oraya sıvı gübre entegre tesisini açacağız inşallah. İnsanlarımızı işle buluşturacağız. Üçüncü bizim makro, dördüncü makro projemiz, biliyorsunuz bizim şu anda madenimiz var. Maden bakırı, asurlardan beri orada maden bakırı üretiliyor. Biz oraya inşallah bir izabe tesisi ve sıvı, yani bakır elektrolit tesisi kurarak orada büyük bir istihdam yaratacağız. Nitelikli üretebilmek için nitelikli insan yetiştirmeniz lazım. Beşinci makro projemiz Harput Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Burada inşallah yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vererek Elazığ'ın ve Ankara'nın doğusundaki tüm illerin beyaz yakalı ihtiyacını karşılayarak Elazığ'ın marka haline getireceğiz. Son altıncı projemiz biliyorsunuz bizim Viroloji Enstitüsü vardı. 1960-65-70'lerde burada biz aşı üretiyorduk. Kolera aşısı üretiyorduk. Yurt dışına ihracat yapıyorduk. Maalesef bugün kitap burayı kapattı. Burayı bir gıda kontrol laboratuvar haline getirdi. Biz orayı inşallah biyoteknoloji ve aşı üretim merkezi haline getirince burada çok ciddi anlamda aşı üreterek Türkiye, Elazığ ve Türkiye'de büyük bir katma değer yapacağız. Bunlar tabii altı makro projesi. Bizim yedinci bir makro projemizi ekliyoruz. İnşallah onu da ben burada ilk kez Hakimiyet Gazetesi'ne söylemiş olayım. Biliyorsunuz Sivrice gibi bizim Elazığ'ın gerdanlı mahiyetinde çok güzel bir lokasyonumuz var, bir beldemiz var. Biz inşallah Sivrice'yi tıpkı Davos gibi Sivrice'yi turizm, kongre ve fuar merkezi haline getireceğiz. Şu anda yurt dışı büyük bir yatırımcıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Eğer o gerçekleşirse biz Davos'tan çok daha ileri boyutta ulusal ve uluslararası kongrelerin yapıldığı, konaklamanın yapıldığı ve uluslararası ekonomik forumların icra edildiği bir ilçemiz haline getirerek Elazığ'ı yurt dışında bir marka şehri haline getirmek konusunda Elazığ'daki bir ekibimiz var, onlarla çalışıyoruz. İnşallah sonuçlandığı zaman biz de burada söz vermiş olalım Hakimiyet Gazetesi'ne. İlk kez Hakimiyet Gazetesi'nde bunu deklar etmiş olacağız. Evet. Tamam.